Berkay Şahin ve Özlem Oda Şahin geliyor. Sen nasıl tavladın peki Özlem'i? Hemen anlaştık ya, değil mi? Onu çok sormadı ya. Kıskanma, benim kıskanacağım şeyler çok başka şeyler. Özlem kıskanç. Özlem kıskanç. Eşinle romantik öpüşme sahnesi anlatacak. Asla yemem dediğim bir yiyecek söyle. Mantı yemem. Ne? Evet. Bak herkes şaşırdı. Antipatik. Çok kibar bir süre. Sonra... Evet, sonra kardeş. Sana diyorum İskender ili. Güneş. Güneşli bir gün. Hazırsanız süremiz başlıyor. Benim bitti. Ya dur bak yani. Benim tadım bozabilecek bir okumaz yorum daha ya. Keşfedilmemiştir. Operelerine hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir çift konuğum, çok da yakın arkadaşlarım. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Siz de eminim çok sevineceksiniz. Berkay Şahin ve Özlem Oda Şahin geliyor. Hoş geldiniz. Kırmızı. Kırmızı. Nasıl sevgiler olsun? Günü. Nasıl isterseniz öyle olsun. İşte bu ya. Herkese merhaba. Of. Selamlar. Hoş geldiniz. Siz geldiğiniz için aşırı heyecanlandım. Biz de öyle. Vallahi normalde bu kadar heyecanlanıp bu kadar böyle telaşlanmıyorum. Siz geleceksiniz diye aşırı heyecanlandım. Aşırı telaşlandım çünkü ikiniz birlikte çok bir yere çıkmıyorsunuz. Hiçbir yere çıkmıyorsunuz. Yok, bir kere işte oldu. İkincisi de zaten yine Eser ve senle oldu. Evet. Hatırlıyorsun. Evet, hatırlıyorum. Pandemide bir tane video çekmiştik. Evet evet. Hala oradan bize borçlusunuz biliyorsun. Şimdi bir tane daha borçlanıyor. Bir de burada borçlanacağım. Yani düşündüm sevgililer günü videosuna kim çağırabilirim diye. Sizden iyi bir çift de bulamadım. Tanıdım yani uzun zamandır tanıdığım. Hem sizi çok iyi tanıdığım için hem uzun zamandır birliktesiniz. Her olayı yaşadınız birlikte yani. Bekarlık yaşadınız, evlilik yaşadınız, birinci çocuk, ikinci gezdik, çocuk. Gezdiniz, tozdunuz. Bekarlık evet az yani evet, ne kadar? 8 ay mı? Yani çok aynen. Bir yıl olmadan yani herhalde evlendik. Nasıl hemen evlenmeye karar verdiniz? 17-18 gün Amerika tatili vardı. O zaman dedim ki eğer ben onunla Amerika'ya gidersem orada yalnızım zaten. Bunu denemek istiyorum. Hani becerebilir miyiz bu kadar yalnız kalmayı baş başa? Yani bir dakika bile sıkıldığımı hatırlamıyorum ve bu kadar uyumlu olamazdı. Yani hem en iyi arkadaşımla tatildeymişim gibiydi, hem sevgilimle tatildeymişim gibiydi. Zaten döndükten sonra da Harbiye konserim vardı. Onun after'ında, yani konser bittikten sonra arkada yaptığımız bir eğlencede evlenme teklif ettim. Önce dur, nasıl tanıştınız sonra evlenme teklifini soracağım. Nasıl tanıştığınızı bir anlatın bana. Çünkü bu hikayeniz çok güzel. Güzel, enteresan bir hikaye. Klip çekimi var. Nihat Odabaşı yönetmenimiz. Tabiri caizse ne deniyor? Casting mi deniyor? Evet, casting evet, yapıyorsunuz. Casting yapılıyor. Klipte birini arıyorsun sana. Birini arıyorlar. Partner. Bana dedi ki sen neredesin? Uğra bana dedi Nihat. İyi dedim, uğrarım. Gittim öyle oturuyorum. Bir bakındın. Bakınmadım, Özlem'i gördüm zaten direkt. Dedim kim bu kız diye sordum. O da işte bizim ajansın bulduğu kızlardan birisi dedi. Ben dedim bu hiç olmaz dedim. Yani niye yani şarkıyla alakası yok falan diye saçmaladım. Sen Özlem'i beğendin ama klibe koymadın. Evet. Yani ben bunu tavlarım ve evlenirim. Sen evet. Berkay'ı gördün, ne hissettin Özlem? Ya o an bir şey, o öyle beni bir şey, dakika bile görmedi ya. Düşünmedim yani ama sonrasında şöyle bir şey oldu ilk buluştuğumuzda. Sanki böyle yıllardır tanıyormuşum hissi verdi bana. Yani hani hiç tanımadığım bir insan ama tanıyormuşum gibi. Sonra arkadaş olduk. Sonra böyle ilerledi ve sonra İşte ben dedim işte. Klipte olmasın dedim ama siz iletişim bilgilerini alın. Ben bir... bir konuşulabilir sonra belki başka bir proje için Sen dedim. Sen nasıl tavladın peki Özlem'i? Tavlama olması lazım yani, bir şeyler yapmış olmalı. Aslında şey lazım. Yani hemen anlaştık ya, değil mi? Onu çok sormadı yalnız. Neyse. Sormadı.
yani. Özlem'in aklına i̇şte illa nasıl girdi? Can kaçmaya çalıştı. Evet, evet. Hayır vallahi hiç öyle bir şey yapmadım. Gerçekten bir şeyler yaparsın. Ben seni de bildiğim için bir şey bir şeyler yaparım derken sadece normal her erkeğin hoşlandığı bir hanımefendiye yaklaşırken uyguladığı taktikler vardır. Mesela nedir bunları söyle. Evet, taktikler. Ne bileyim işte ama iyi tutmuş yani bak. Ama İki söyle, tane çocuk. Sen hatırlıyorsan sana da söylüyorum. 8 yıl. Yani ısrarcıydım herhalde. Değil mi? İlla sürekli buluşma bir yemek şeyi. Yiyelim, buluşalım ben de falan kahvaltıda falan. Tamam dedim. Kahvaltıda buluştunuz. Evet. Aa çok güzel bir date'miş. Aynen. Benim de en sevdiğim ben date kahvaltıda. Ben hani dedim kendim bir şeyler hazırlarım ama sen de işte Özlem dedi ki ben hazırlarım dedi. Masaya oturduk. Ama işte sen şu an başka bir şey kahvaltı, anlatıyorsun. Kahvaltı evet anlatıyorum işte. Yanlış kahvaltıda işte Özlem böyle bir şeyler hazırlamış ama her şey yeşil yani. Sen mi hazırlamıştın kahvaltıyı? Evet evet. Aa her şey yeşil, her şey sağlıklı. Evet yeşilin her tonu var. Hiç sucuk çok... yok. Hiç hiçbir şey yok. Asla yok. Pişi yok, simit yok. Şey yok. Tadın ben kaçtı. Ben de dedim ki asla. Ben bu da kızarmış ekmeğe böyle yeşil bir şey alıp sürüyordu. Ben de avokado muhtemelen. Evet, ben dedim ki herhalde dedim. Yeşil tereyağı sanmış. İşte 8 yıl önce. Bu dedim herhalde bir şey yani. Bir krem peynirle bir şey mi karıştırdılar? Yani bir, bu nedir? Bir bakayım dedim. Zaten onun tadına bakmıştım. Çok da sevmem. Sonra dedim ki Özlem dedim eğer bu ilişkinin devam etmesini istiyorsan uzun bunları bırakacaksın. Bunları yani makul ölçüde istediğini yapabilirsin ama bir yumurta kırarsan dedim sucuklu falan güzel olur. Tereyağlı yumurta. Öyle sonra... işte başlamıştık. İlk date oydu. İlk date sonrasında sevgili oldunuz ve Harbiye'de evlenme teklifi ettin Özlem'e. Hı-hı. Evlenme teklifinizi anlatın bakayım birazcık. Bunları hiçbir yerde konuşmadınız. Nasıl bir evlenme teklifi, nasıl romantiklikler? Ben hayatımda hiç yüzük almamıştım. Güzel olmuş hiç almaman Özlem'den. Hayır hayır hiç yani ne bileyim hani daha önceden insanlar hani böyle süreçler yaşıyor ya. Ben evet. Öyle bir yüzük alma ya da onunla alakalı hiçbir bilgim yok. Sıfır. Bir arkadaşımdan yardım istedim yüzük almak için. Gittiniz onun mi? Eşiyle birlikte işte hani şöyle alınır, şu olunur falan filan diye. İşte bir şekilde yardımcı oldular. Yüzük alındı. Yüzük alındıktan sonra organizasyonu yapmak istedik. Yani nasıl yapılır dedik. Onu da sağ olsun Fulya Terim, Fulya Anne çok yardımcı oldu bize. Allah ondan razı olsun. Ya gerçekten her konuda onun kendi yani organizasyon şirketi muhteşem bir organizasyon yapmıştı. Düğünümüz de zaten aynı firma yapmıştı. Biz çok mutlu olduk. İşte balonlar, malonlar işte. Sürprizler. Eğildik, diz çöktük. Yüzük vardır onun resimleri. Belki yani yayınlarken aa, aşağıda koyarız, falan koyarsın. Evet, alırım sizden koyarız. Evet, evet güzeldi. Sen evlenme teklifi bekliyor muydun Özlem? O gece beklemiyordum. Ama artık bekliyordun. Yani tabii evet Berkay'ı biraz tanımıştım. Evet. bekliyordum. Sen o zaman Özlem'in kıyafetlerine karışıyorsun. Yo sadece şöyle duruyordu ben de çok kötü olduğu için zaten. Ha, onun için zaten dedim karnını mı kapatmaya çalışıyorsun? Hayır canım ne alakası var hiç alakam olmaz yani. Sen kıskanç biri misin? Ben aslına bakarsan çok kıskanç gibi görünsem de 10 üzerinden 3 falanım yani. Gerçekten mi? Gerçekten sorabilirsin yani. Aa dışarıdan çok daha kıskanç gözüküyorsun. Hiç değilim yani. Aa, ben şöyle düşündüm. Onu sevmediği bir noktalar var onlara dikkat ettiğin sürece hiçbir sıkıntı yani yok. Yani çok böyle uç noktalar var yani her ilişki yaşayan herkesin dikkat etmesi gereken bazı özel şeyler var ya. Onlar yani basic şeyler onun dışında yok yani hiç ekstra değil mi? Ekstra kıskançlığın hiç yok. Bir de bence insanın kendine güvenle alakası. Ben kendime çok güvenen bir adamım yani kim ne yapıyorsa kendine yapar yani. Kıskanç herhangi bir şekilde değilsin. Yani onun hiç değil. Özlem de değil onu da biliyorum. Yerine göre. Sen kıskançsın o zaman. Şu an mesela kliplerinde... Özlem ben kıskanç. Onları hiç kıskanmam. Benim kıskanacağım şeyler çok başka şeyler. Özlem kıskanç. Yani evet. Özlem nelere kıskanıyorsun o zaman asıl oradaymış konu. Ya... Ne bileyim Berkay'ın işte... Basic diyelim çünkü çok detaya girmedim. Biraz benim yaşım fazla samimi ya. Evet. Hani böyle aa, canımcı, ben cicimci ya. Evet. Mesela ben biraz irite olurum öyle şeylerden. Çünkü ben öyle bir yapım yok. Evet çok tamam, iyi yine de çok severim ama çok fazla böyle sarılmak... Geçen hatta o... Böyle şeyler sevmem ben. Oğuzhan şey demişti geçen. Aynen. Oğlum dedi siz de hep birbirinizi sarılıp kokulu kokulu öpüyorsunuz. Gerçekten ama... Biz ama öyleyiz çok yani. Çok öylesin sen evet, ya. Biz öyleyiz. Çağrı da öyle mesela. Özlem hiç öyle değil. Biz hep öyleyiz, biz öyleyiz. Bir yandan çok faal çalışıyorsun ve çok yoğunsun. Evet. Ve iki tane küçük tatlış kızınız var Zeynep'le Arya. Bir yandan onlarla hayatınıza devam ediyorsun. Bu ikisinin arasındaki ayrımı nasıl yapıyorsun? Yani hem çalışıyorsun hem Özlem orada çok destek oluyor zaten biliyorum. Ama sen bu olaya nasıl dahil oluyorsun? Çok ilginç bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bence Allah bu gücü bana veriyor. Yani 4-5 gün konserim oluyor ve bu üçü de ayrı ayrı şehirler. Yani farklı çok şehirler. Çok yoğun ya. Ama
Mesela çok ilginçtir. 5'te bile yatsam 9'da kalkıyorum sabah. İnanılmaz enerjiksin, inanılmaz yükseksin. Şu an göründüğünden normal hayatta daha da yükseksin. Şimdi 14 evet. Şubat'ta konserim var ve aslında var. Özel bir günde ayrı kalıyorsunuz. Yılbaşlarında da bazen böyle olduğu oluyor. Biz bazen evlendiğimizden beri herhalde hiç kutlayamadık. Ben sevmem özel günü, özel aa, şeyde. O zaman... Ben de. Aa, bir de sevgiler günü programına çağırdım sizi. Hayır, bizim sevgiler günümüz şöyle oluyor. Biz mesela 8 yıldır yani baş başa sevgiler günü hiç kutlayamadık. Hep çalıştım ben. Evet. Bu 8 yıl içinde ama şöyle oluyor. Mesela ben ayın 12'sinde en olabilecek, onu en mutlu edecek şekilde yani... Bir şeyler yapıyorum. Evet, bir şeyler yapıyorum. Ya da 14 Şubat yapamıyorsam 16'sında yapıyorum, konserim varsa. 15'inde yapıyorum, dönüyorum. Öyle şeylerimiz oluyor. Mesela bir gün sevgiler günü konserim vardı. Sabahına ben işte 3 gibi falan konserim bitmişti gece. 5 uçağıyla geldim. 6.30 falan evdeydim, 7 civarı. O daha uyanmamıştı. Onu uyandırdım. Kendim ona bir valiz hazırlamıştım. Yani 3-4 kıyafetlik. Mesela onu hemen uyandırdım. Alıp bir yere götürmüştüm yani. Haberi öyle de yoktu. Tatlışlıklar o yüzden 14 yapıyorum. Şubat'ta kutlamayı sevmiyorum. Güzel. Ya. Önü arkası. Evet, önü arkası şey. Çok daha iyi oluyor. Bir de yani 14 Şubat'la 15 Şubat arasında bir fark yok yani. Bence hiçbir fark yok. Önemli olan niyet. Yani o karşındakini onu hissettirebilmek. Şimdi sizinle ilgili sokak röportajı yaptım. Onunla bir başlayalım. Gelsin önce sokak röportajımız ayıcıkların arasında. Evet. Bu çiftimizi tanıyor musunuz? Evet. Sanatçı Berkay ve eşi. Hayır, tanımıyorum. Kim bunlar? Yabancı gelmiyor erkek. Hayır. Survivor'daki adama benziyor. Aa, Berkay değil mi? Hayır, tanımıyorum. Sizce bu çiftimiz kaç senedir evlidir? 3 mü? Bence 5 senedir, 6 senedir evlidirler. Çünkü küçük kızları var diye biliyorum. Fikir güzel ama yemezler. Lütfen. 10-12 falan vardır abla. 7-8. Sizce evlilik aşkı öldürür mü? Neden? Bence öldürmez. Zaten insanlar birbirini sevmiş oluyor. Arada hem bir sevgi saygı doğmuş olur. O yüzden ben öldüreceğini pek düşünmüyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Kendin ol biraz. Taklitçi olma. Öldürmez ya. Her zaman öldürmez yani. Bence öldürmez. Severek evlendiysen sanırım. Aşkların doyurma bahanesiyle. Sizce öldürür mü? Evlilik aşkınızı öldürdü mü? Hayır. Daha da güçlendirdi. Gerçekten. Bunun sırrı bence kesinlikle şu. Doğru kişiyle yapılan bir evlilik gerçekten mükafat. Yanlış yapılan bir evlilik de bir o kadar kötü olabiliyor ama... Çok iyi bir arkadaş olabilmen. Yani ben mesela daha henüz yeni tatile gittik. Çocukların okul evet. Arası vardı. 7 günlüğüne gerçekten çok sessiz bir yerdeydik. Ve hiçbir atraksiyonun olmadığı bir yerdeydik. Yani yapılacak hiçbir özel etkinlik yok. Biz 7 gün oradaydık ve 7 gün boyunca hiç sıkılmıyorsun. Yani önemli olan seçtiğin kişiyle, partnerle doğru yaşama biçimi, doğru seçenekler. Yani mesela benim seçtiğim şeye o saygı duyuyor. Onu seçtiyse... Ben saygı duyuyorum. Tamamıyla doğru kişiyle gerçekten büyük mükafat yani evlilik. Peki aşkı korumak için ekstra çaba gösteriyor musunuz? Yoksa kendi haline zaten var ve takılıyoruz yani %100 kendi adıma söylüyorum. Muhakkak gösteriyorsun. Neden gösteriyorsun? Çünkü yaşını almış ya da bu hayatın artık sonuna gelmiş insanlar değiliz. Allah uzun ömür versin herkese. Çok gençsiniz daha. Yani ama şöyle bir şey var yani... Ben iki çocuk yaptık, her şey bitti, aile olduk, 8 yıldır evliyiz diye ben karımla hala el ele tutup Ibiza'da bir partiye gitmeyi seviyorum. Ya da onunla beraber bir araba kiralayıp işte Sorrento, Amalfi, Positano oralarda sadece arabayla bir gün orada kalıp, bir gün orada kalıp, bir gün orada kalıp gezmeyi seviyorum. Çünkü hem arkadaş olarak seviyorum, hem eş olarak seviyorum. Çok iyi arkadaşsınız aynı zamanda hayatınızda. Hiç sıkılmıyorum. Devam edelim. Birazcık fazla gibi düşünüyorum. 4 ya da 5 var mı? Lanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. 2 çocuğu var diye biliyorum. Berkay ve Özlem sizce en çok hangi sebepten tartışıyorlardır? İş üzerine olabilir mi? Belki zaman ayıramıyordur falan. Berkay'ın kesin şarkı kliplerinden. Bak öyle kesin onu düşünüyorum. Kızlar çünkü kıskanç. Gerçekten bence kıyafet konusunda falan tartışıyor olabilirler. Öyle bir şey aldım. Özlem bence Berkay'ın kıyafetlerini beğenmiyordu. Çok kötü ikram. Ne olur giyme bunu. Kimsenin yanında ne olur ya. Bırak abi. Vallahi bak arkadaşım da var. Berkay ve Özlem bir reklamda oynasa ne reklam olabilir? Böyle parfüm olabilir. Kıyafet olabilir. Bebek bezi reklamı falan olabilir. Buzdolabı reklamı falan olabilir ben belki. Ev eşyaları falan herhalde abla. Belki bir kıyafet reklamı da olabilir. En çok hakikaten neden tartışıyorsunuz? Yani onun bana en çok kızdığı şey... Israrcılığı. Ben ona... Yemek konusunda. Yani çünkü ben Özlem çok sağlıklı olması adına çok ısrar ediyorum yani yemek yemesi için. Çünkü
Ama çok sağlıklı kız daha ne kadar sağlıklı. Hayır olsa. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir yıllık check-up yaptırıyoruz mesela. Özlem'in sürekli ya demiri eksik çıkar ya bir şey eksik çıkar. Çünkü sürekli hani sağlıklı beslenmek, sağlık diye bu bir yerde de biraz şey oluyor be, antipatik oluyor yani. Olmuyor tamam ya. Yani birazcık da bu hayat yaşamalıyız birazcık da yeter yani. Yeter ya. Evet yani. Yani dönünce de artık düzen diyorsun yani evde de ne yapacağım? O bir de şeyden, bir de ben pide işte mi yapacağız? Gereksiz demeyeyim de benim kendi hayat felsefemde herhangi birine yapılan bir iyiliğin karşılığı yok yani. Ve beklentisi de yok. Ben kendimi iyi hissetmek için sana iyilik yapıyorum. En büyük tartışmalarımızdan biri de budur değil mi? Başka da yok. Yani birilerine iyilik yapıyorum. Yeter artık. Yapma artık. Etme artık. Kendinden veriyorsundur da o yüzden sinirleniyordur. Özlem şimdi nasıl iyilikler? Yani birden ben mesela... bir akrep kadınıyım. Ben yani şuradan hissederim yani kimin ne olduğunu. Eşim onu göremediği için bazı zamanlar tabii ki ben de onu uyarmak zorundayım. Ama işte sıkıntı normal şu. Görmek... İyi niyet timsali çünkü. Ama kendisi. Görmek istemiyorum yani. Yani iyi, yani ama birazcık kimin... da Eser de senin gibi olduğu için birazcık da dolandırılmaya varınca evet. iyilik. Tamam da işte bak bunu yapan şey kendine ya. Yapıyor. Yani finalde bana baktığında üçüncü bir şahıs olarak bu olayı değerlendirdiğinde ana tema şu, adam iyilik yapmış, o da onu dolandırmış atıyorum. Ya da ona kötülük yapmış. Yani finalde hep kazanan benim aslında. Ben iyilik yapıyorum ve atıyorum yani. Çünkü ama siz kadınlar varsın, mantıklısınız Özlem abi. Özlem var. Değiliz. İki tane çocuğunuz var. O kadar çarçur edilir mi öyle iyilikler, zamanlar, vakitler, paralar? Evet. Ben şimdi size nasıl iyilikler yaptım da bildim. Öyle değil, öyle olmaz. Öyle olmaz. Sen şimdi çok uzun zamanlar bekar yaşadın ve sonra Özlem üniversitedeyken siz tanışıyorsunuz ve sonrasında hep çift. Bekarlıktan evliliğe geçme senin için nasıl oldu ve Özlem'le de aslında birdenbire böyle normal bir hayat yaşarken tanınırlık ve aslında birdenbire sosyal medyada çok tanınır ve çok sevilir oldun ve artık senin de kendi bir yolun var. Evet. Kendin akıyorsun. Senin için hayat nasıl değişti? İkiniz için de ayrı ayrı soruyorum. Önce tabii ki de Özlem cevap versin. Çünkü o benim arkadaşım. Yani güzel anlamda gelişmeler yaşadık ikimiz de. Sevilmek güzel bir şey. İnsanlar tarafından. Kesinlikle. Takdir edilmek güzel bir şey. O yüzden. Seviyorsun. Evet. Çok da başarılısın. Ama kötü yorumlar da geliyordur tabii ki de arada. Ya muhakkak yani oluyor. Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Bir şey diyeyim. Herkesi sevmek zorunda değil. Yani o sosyal medyaya bence çok takılmamak lazım. Kesin takılmamak. Yani çünkü herkes kendi hayatını yaşıyor finalde. Hiç tadınız tuzunuz kaçmaz mı? Benim hiç kaçmaz. Ya beni hiç yani benim tadım bozabilecek bir okumaz yorum diye. Daha keşfedilmemiştir yani. Okumuyor musun asla, ama? Asla DM kutusuna bile bakmaz. Asla umurumda olmaz yani. Ben diyorum gel ben bakayım senin DM kutuna falan. Asla umurumda olmaz. Yani gram takılmıyorum. Yani o onu yazmış. Sonuçta bu hayatı ben kendim için yaşıyorum. Ve bir kere dünyaya geliyor. Bu kadar. Bu program için şimdi bir tane daha sokak röportajı yapmıştık. O da Sevgililer Günü ile ilgili böyle genel... Sevgiler günü ve hediyeleşme ve flörtleşme. Çok merak falan. Ediyorum. İnsanlar hala sevgiler günü bu kutluyorlar. Kadar. Kutluyorlar. Çok inanılmaz bir kutlama var hem de. Gelsin bakalım. Aşk senin için ne ifade ediyor? Ya aşk benim için daha çok takıntı gibi bir şey aslında. Güvensizlik. Güvensizlik. Bence vazgeçememek. Kötü huylarını görmemek. Beşiktaş'a. Anne! Anne! Aşık olduğunuzda neler hissedersiniz? Nasıl birine dönüşürsünüz? Genelde aşka güvenmem. İnanmam da. Mesut olurum. Herkese iyilik yapmak isterim. Bence insan daha incinmeye yatkın oluyor. Aynı bir çiçek gibi açar insan. Tekrardan dünyaya dönmesi gibi olur. O kişi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsun. Onun işte gününü, akşamını, her şeyini bilmek istiyorsun. Öyle bir, o tarz bir şey yani benim için. Sen kafayı sıyırmışsın. Aşk benim için Beşiktaş. Beşiktaş maçına gittiğimde çok mutlu oluyorum böyle. Formamı giyiyorum vesaire söylüyorum. Peki aşık olduğunuz kişiyi nasıl tavlarsınız? Ben tavlamam. Ben onun gelmesini bekliyorum. Ya şöyle bir bakış atarım. Kaçan kovalanır gibi. Ben kaçarım o kovalar. O şekilde. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gelir misin lütfen? Ya bana aşık olmayacak da yani. İstediği şeyleri yaparak herhalde. Büyük hediyelerle değil ama küçük hediyelerle gönlünü almasını çalışırım yani. Hiç o konuda bilgim yok. Hiç tavlamadım. Hep tavlanıldım çünkü. Aldığınız en kötü Sevgililer Günü hediyesi neydi? Almadım.
Çorap aldım. Hiçbir şey bulamadım yani, çorap aldım. Aşkımdan kafama bir baz oydu. Almamak. Geçirdiğiniz en kötü sevgililer günü nasıldı? Okuldaydım ya, hep okulda oluyorum. Ya da evde ya, onun dışında. Bakıyoruz, falan bakıyoruz. Sevgilim benden sevgililer gününden bir gün önce ayrılmıştı. O yüzden çok kötüydü. Gebersin Allah belasını versin. İki aşkın arasında kalmıştım. Tercih yapmak zorundaydım. En sonunda ikisini de bıraktım. İnsanı seçeneksiz bırakıyor. Ben seçeneksiz hissediyorum şu anda kendimi. Evlendikten sonraki sevgililer günü hepsi kötü olmadı ki. Yani bir planım yok. Evde oturacağım büyük ihtimalle sevgililer gününde. Siz birbirinize aşık olduğunu nasıl anlamıştınız? Ve ilk kim seni seviyordu? Güzel sorularla geliyor. Ama Berkay çok güzel dönüyor oraları, o manevraları. Söyleteceğim artık, yeter. İlk kim seni seviyorum dedi ve aşık olduğunuzu nasıl anladınız ve ilk kim itiraf etti? Ve ilk... Bu konularda da çok kendimi kasmam. İlk ben söylemişimdir. Çünkü insanlara seni seviyorum demek çok güzel bir şey. Kendim ama öyle insanlardan bahsetmiyorum Berkay. Tamam işte Berkay. Yanımdaki aşık muhteşem hanımefendiden sen evlenmek istediğim kadınsın falan gibi. Evet işte onu söyledim ya, anlattım. Söyledi ya. Mi? Tabii söyledim. Niye söylemeyeyim? Ben daha çekingen. Ömür geçiyor gidiyor Berfucuğum. Niye söylemiyorsun bana? Niye söylemiyorsun diye sorardı bana. Ben daha böyle çekingendim. Şimdi sizinle ilgili bir sürü magazin haberimiz var. Ama hiç kötü haberleri almadım, merak etmeyin. Telaşlanmaya gerek yok. Daha böyle eğlenceli aldığın hediyeler olsun. Efendime söylüyorum, giydiğin terlikler olsun ki buraya da terlikle geldin. Ocak ayında şu hayatım ayında terlikle geçiyor ve çok rahatım. O kadar mutluyum. Karda bile terlik giyiyor. Ne diyorsun? Yani Almanya'ya konsere gittik. Bak Özgür burada. Burada şaşkınım şu an ayakkabı giydiğine mesela. Hayatım o senin programında özel bir günler biliyorsun. Doğruluk ve rezalet mi haberleri bir gelsin bakalım. Berkay kış günü 11 bin TL'lik terlikle şov yaptı. Buyur. Buraya da bunlarla geldim mi diyeceğim. Şimdi bir şey soracağım. Okey. Bu güzel bak. Mesela güzel bir soru. Nasıl şov yapıyorum? Bir de onu bana anlatın. Çünkü ne yapıyorum kışın, mesela? Tek ne yapıyorsun bu ayakkabı bu terlikle ama kış günü? Hayatım sıkıntı şu. Sen bunu bir kere yaparsın, iki kere yaparsın eyvallah. Ben gidin 8 yıl öncenin haberine bakın. Yine yıl, terlik. Yine terlikleyim. Yani ben hep böyleyim. Yani hep böyleyim. Akıllarda tek bir soru var. Nasıl cırcır olmuyorsun? Ayaklarını üşütüp üşütüp derken. Sana bir şey diyeceğim. Gram üşümüyorum. Çünkü ben... Onun sebebi de şu, ben Sivas'ta askerlik yaptım. Orada ben bence soğuğu yuttum yani. Öyle bir soğuk vardı ki hani -27 dereceyi falan gördüm ben. Böyle of, nöbet tutuyorduk, 10 dakikada bir nöbet değişiyordu falan. O kadar soğuk yani. Orada bence o soğuğu ben yuttum yani, içime yerleşti. Oradan sonra mı değişti bu tavrın? Yani ondan sonra tamamıyla üşümemeye başladım. Çünkü İzmirlisin. İzmir sıcak hiç bir yer ya. Hiç üşümüyorum. Bak hiç. Şöyle söyleyeyim. Biz 8 yıldır evliyiz. Yani bu 8 yılın bence 6 yılı şort terlikle geçmiştir. Tabii yani. Tabii daha fazla yani. Sen üşüyor musun o zaman peki? Ay ben çok üşüyorum. Evde ne yapıyorsunuz siz? Evde ne yapıyoruz derken ev normal. Kaç ama işte. Yani, o yüzden derin bir nefes geldi. Ben sürekli elim şeydedir. Ya, sürekli ısınmayı arttırıyorum. Kısıyorum, arttırıyorum. Berkay geliyorsa hemen şey kısıyorum. Belki gitti an ısınmaya çok evde giyeceği şeyleri dikkat ediyor. O biraz daha işte kalın bir şey giyiyor. Ben daha sen çıplak rahatım. Geziyorsun. Ben genelde şortum üstümde de bir şey olmuyor. rahat rahat. İnanılmaz bir sensin. Gelsin yeni haber. Ama benim kuşuma bak. Evet Arya'nın minikliğim. Evlerinde 4 yardımcı var. Yalan. ama. Aa, kime neyi anlatacağım? Zor. Doğru değil ama 3 taneydi. O. Çok güzel. Doğru değil ama 3 tane. Gelsin yeni haber. 5 milyon değerinde saat koleksiyonu var. Seninle ilgili. Bu da yalan. Kaç milyon değerinde? 4. Yani saat şöyle düşünüyorum. Saat korkunç doğru bir yatırım. Satıyorsun sonrasında daha da pahalıya. Yani atıyorum 3 yıl 4 yıl önce alınan saatler çok değerlenebiliyor. Ve ben bu konuda çok mantıklı hareketler yaptım. Sattı mı sonra peki aldıklarını? Yani hala duranları var çok. Yani kaç milyonluk koleksiyonu var? 3. Bilmiyorum, bu kadar değil, onu biliyorum. Ama siz alışveriş yapmayı, birlikte alışverişe gitmeyi seviyorsunuz. Alışveriş yapmayı hiç sevmem. Özleme bir şeyler almayı çok severim. Ha, çok güzelmiş. İşte bana mesela Özgür'e diyorum ki Özgür işte bana 2 tişört, 1 tane pantolon alsana. Sen çok para yani nasıl çok para harcamayı dedim. İnsanları yedirmeyi, içirmeyi, gezmeyi, evet, götüreyim, hep birlikte herkese harcayayım, edeyim falan. Onu çok seviyorsun. Bu konuda zıtlaştığınız oluyor mu? Aşkım yeter, herkese de bir şey yapma, doyurma falan gibi bir nokta. Yok ya. Sen de salak mısın? Yok o şöyle. Ben şuna inanıyorum. Kazandığın paranın da yaşadığın hayatın da
önemi ve kıymeti paylaşınca ortaya çıkıyor. Yani rahatsız. Milyar dolarların olsun, korkunç özel lüks bir evin olsun, arabalar, şoförler, atıyorum neyin yani overdose olsun her şey. Onları yaşayabileceğin, gerçekten birlikte kahkaha attığın, güldüğün, bir şeyler paylaştığın insanlar yoksa gerçekten bir şeye yaramıyorlar yani. Dolayısıyla paylaşmak güzeldir yani, iyidir yani. Onun için de vallahi çok seviyorum evet yedirmeyi, içirmeyi. Keşke her gün birileriyle yedirsek, içsek beraber. Aşırı keyifli bir şey. Çok seviyorum. Sevdiğini biliyorum. Gelsin yeni haber. Beni sinirlendiriyorlar. Seninle ilgili böyle bir algı var. Sanki sen dışarıdan çok sinirli gibi duruyorsun. Evet. Ama sinirli değilsin. Hiç değilim. Sen artık beni mi analiz edebilen birisin. Hiç. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim kendi arkadaş grubumuzu kastediyorum. Seni de dahil ederek. İddia ediyorum sen benden daha sinirli olabilirsin. Ben zaten. Hani orada şey yapacağın kısmı. Ben mesela sadece gülen, eğlenen ama tabii ki rahatsın, benim şöyle bir şeyim var. Gerçekten pozitif ve mutlu bir adamım. Ve herkesin mutlu olması isteyen bir adamım. Ama bir yerde de ufak bir şeyim var. Böyle her gün kızan, kavga eden biri gibi görünsem de öyle biri değilim. Ama bir noktam var. Oraya bastığında da yani tanıyabileceğin en çirkin adama dönüşebiliyorum. Yani dolayısıyla ben mutlu olmak istiyorum. Damarına basmayacaklar. Basmayacaksın. O biliyor mesela. Sen desin ama sen öyle bir sinir değilsin. Yani o beni daha sakinleştirir mesela. Tamam falan der. Beni daha çok Berkay sakinleştirir. Gerçekten mi ya? Benim evlilikteki ana kuralım, Özlem'i de sağ olsun bunu zaman içerisinde kabul etti ve o şekilde de yaşıyoruz. Biz her ne olursa olsun, biz aynı yatakta uyumayı ve akabinde bu konuları uzatmamayı öğrendik yani. Küs uyumayacaksınız. Asla. Bizim de öyle bir kuralımız var, bak biz de küs uyumayız. Biz asla, bizim böyle bir şeyimiz yok. Tripli uyuduğumuz oluyor ama küs uyumuyoruz. Gelsin yeni haber. Özlem Ada Şahin günlü 25 bin TL'lik tatilde kilo almamak için sadece salatalık yiyor. Berkay'ın da damarına basan bir şey. Ya ben herkesten çok yemek yiyorum. Bak dün bile koydum yani. O kadar belki sen yemek. Bazen hiç yemek yemiyorsun. Hayır bak o konuda ben asla katılmıyorum. Gerçekten bu konuda aşkım çok antipatiksin. Yani overdose antipatiksin hayır, yani. Hayır ben 7/24 senin gibi beslenemem yani. Herkesin ben 7/24 öyle beslenmiyorum. Var. Ayrıca ben biliyorsun çok iyi bir sporcuyum. Sadece rahatsızlıklarımdan dolayı bir yıldır aksattım ama. Herkes neyinle mutluysa öyle yaşasın. Sen sadece gerçekten salatalık da mutlusun yani. Saçmalama ben nerede salatalık yiyorum işte sevmem çok fazla. Salatalık, yeşillik, brokoliler. Haşlanmış tavuklar. Evet. Abi ne yapıyorsun yani ya sen milli güreşçi misin abi? Sevmiyorum. Ne yapacaksın yani bir müsabakaya mı katılacağız? Nereye gidiyoruz yani? Bana diyor ki benden haber istiyor yani. Bir yerim hazırlanırsın. Bir spor bir şey varsa söyle diyor. Hayır diyorum. Ben böyle mutluyum. Peki sen bu kadar dikkat edip Özlem neden o zaman? Böyle mutluyum. Ama yemek yani daha doğrusu böyle hani kendine... Yemek ne kadar güzel bir şey değil mi? Ben de yemek yemek mesela çok seviyorum. Mesela burada soralım bir kişi yemek kötü der mi? Yemek yemeyip ama... Var mı öyle bir şey? Full tavuk pilav yiyorsun hakikaten evet. Ya. Saçmalık evet. İşte. Ve full spor yapıyorum. Bence, karım bana bir sürpriz hazırlıyor. Diyecek ki bana aşkım ben milli güreşçi oldum falan. Mesela olimpiyatlara gidiyor. Zaten onu kontrol ediyor. Gerçekten diyor, inanamıyorum diyor. Yani yok o saçmalık falan ya. Böyle mutluyum. Sabah uyuyun altıyı mı? Bu yüzden tartışıyorsunuz. Evet çünkü o full yedirmek seviyor. Evet. Mesela attım sabah diyor kahvaltıya gideceğiz. Diyorum ki eğer beni zorlayacaksan gitmeyelim. Zorlamayacaksan herkes istediğini yiyeceksin gidelim. Ya da ben o gün cheat day yapıyorsam Berkay'la seve seve dışarı çıkıyorum. Cheat'imi yapıyorum. Ne yememi istiyorsa yiyorum ki zevk alsın. Mutlu olsun. Mutlu olsun. Özlem yiyor o mutlu çünkü. Sucuksa sucuk. Oysa. Özlem değil canım. Yani ana tema işte herkes yesin. Ama ondan sonra peki beni 7 gün elleme. Ağzına bir şeyler tıkıştırıyor Berkay sürekli. Evet. Ya biz restoransa masanın etrafında koştuğumu biliyorum Berfi ya. Gerçekten. Biz böyle birbirimizi kovadık. Gelsin yeni haber. Aranızdaki topuklu ayakkabı giymeyi yasak. Gram. Bak mesela bir şey söyleyeyim mi? En umursamadığı şeylerden. As. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ben... Giy der bana. Giy diyorum yani ben bu kadar mı umursamam? Ya diyorum ya hayatım bu tamamıyla senin kendinle alakalı aynen. Bir durum. Yani her konuda kötü yorum yazılmış yani. Peki senin böyle magazinde böyle seninle alakasız haberler çıkması ve senin yanlış tanımalarıyla ilgili hissiyatın ne? Onu da umursamıyorum. Sen umursuyorsun mu? Umursamıyorsa ben niye umursayayım? Yani ben neden bunları takılayım yani? Ne bileyim ben... hani bir PR yönetimi falan hayır, yapılır hayır. Ya. Hayır benim ana temam şu ben işimi... İyi yapmak zorundayım. Atıyorum burada şimdi herhalde bir 50-60 kişi var. Eğer benim şarkılarımı dinliyorlarsa, benden aldıkları şeylerden mutlularsa... Sen de mutlusun. Benim işim bitmiştir. Gelsin bakalım yeni haber.
Berkay Neş'in aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı. 50 milyona villa. İşte gerçek sevgililer günü hediyeniz. Aynen. Özlem nerede o villa? Çok seviyorum. Yok mu böyle bir şey? Yalan haber mi? Yani bilmiyorum. Çeşme'deki evden bahsediyorlardı belki de. Odur belki. Sevgililer günü de mi almıştın gerçekten? Yok. Hayır hayatım ya. Benim öyle şeylerim yok. Yani ben... Çünkü diyecektim benim kocam mesela diye benim, böyle bir şey almış. Benim en sevmediğim şey ne mesela? Özlem iyi bilir. Mesela ben doğum günü kutlamayı hiç sevmiyorum. Kendi doğum gününü? Hiç sevmem. Neden? Hiç sevmiyorum. Bu sene bıktı. Hatta o kadar şöyle söyleyeyim. Ben mesela 8 yıl içinde kaç kere bana kutlamışsındır? 2 midir? 1 midir? 3 falan vardır. Maksimum. Çünkü ben özellikle doğum günüm yaklaşmadan 10 gün öncesi, 15 gün öncesinden Özlemciğim lütfen bir şey istemiyorum. Senden rica ediyorum. En büyük hediyem bu Allah olur bana. Allah aşkına. Peki sebebi var mı bunun? Niye istemiyorsun? Sevmiyorum o yani. O kadar sen insan yedirmeyi, kutlama yapmayı, evet. Eve insan çağırmayı seven benim insan. Benim için istemiyorum. Neden? Yani. Bunu istemiyorum. Yani ben onu şey sürpriz yaptım bu sefer. Sen de mutsuz mu oldun? Yok eyvallah İyiydi. Dedim. Okey tatlar kaçmadı ama iyi idare edeceğiz falan mıydın? Hayır yani şey değil abi doğum günü onu çağırdın o gelmedi. O onunla küsmüştü o ona bir şeymiş de. Ay yorucun yani stresi evet, ne uğraşacağım onunla abi bana şey. Ne? Siz, şimdi ben kızlar Özlem evde bir pasta kesiyorlar. Kendi ailelerimizden. Sabah böyle yazmışlar yalandan babacığım iki doğdu falan seni seviyorum. Sen yal, yok araya. Hayır araya yazabiliyor yazıyor. Şu an. Araya okuyorum. Bak ya. Bana en büyük ya. Hediye. Hiç gerek. Mükemmel. Şimdi bu son haberde ve sizin için inanılmaz güzel bir test hazırladım. O kadar iki saattir bak ben daha iyi bir babayım. Ben kızlara daha çok bakıyorum diyorsun. Kim? Diyorsun. Demedim sen. Öyle bir şey. Dedim. Ben sadece Özlem'den. Şahit. Mesela şöyle Özlem mesela atıyorum. Dışarı çıkarken bir yardımcı ablası yanında oluyor ya, ben asla kimseye almıyorum. Ben ikisinde yalnız çıkıyorum. Doğru söyle. Yani anladın mı? Mesela evet. O onu söylemeye çalıştım. Tabii ki ben, şimdi ben sonuçta haftada 3 gün, 4 gün şehir dışında işlerim var, konserlerim var. Benim verdiğim emeğin 1000 katını Özlem onlara veriyor. Ben sadece... normal standartların üstünde ilgilendiğim için böyle oluyor. O yüzden ben de sana özel ve tabii ki Özlem'i de bildiğim için size ebeveynlik testi hazırladım. Hazırız. İki tane oyuncak bebeğimiz var. Tamam. Ve hanginiz daha eli çabuk mu diyeyim, daha hızlı mı diyeyim? Hanginiz... O daha çabuk olacak abi. Alt mat değiştirmişsin. Ya hemen daha başlangıcında niye pes ediyorsun ya? Bir gelsin bakalım ebeveynlik testimiz. Teorik şey ya. Hanginiz daha hazır iyi misiniz? Ebeveynsiniz? Testi ikinize de bebekleriniz var artık. Üçüncü bebeğe hazırlık gerçekten de. Altı pis kakalı. Altı evet Nutella'lı bir çocuk bu. Altı kakalı bir çocuk. 30 saniye süremiz var. Hanginiz daha iyi temizlerse sonra etap etap önce temizleyeceğiz. Altını bezleyeceğiz, ha. Giydireceğiz, saçını toplayacağız. Ondan sonra güzel güzel devam edeceğiz böyle 5 etaplık bir. Şimdi 30 saniye altını temizledik bir bez ya yok herhalde şu an. Ya sen önceden başlıyorsun bez ama. Bez geliyor. Başlamadım bunu aldım sende de var. Önce 30 saniyede altını temizlemeniz lazım. Hazırsanız süremiz başlıyor. Hadi. Benim bitti. Ya dur ben geldim. Bu çıkmaz. Bandı. Ay ıslak mendil var ıslak mendil kula. Birazcık böyle yapayım bak, bitti. Bak profesöre bak Özlem. Ne profesör ben daha çok bitireceğim bak şimdi iyi izle. Sen bu arada bacağını kırdın bebeğe. Senin üçüncü çocuk yok yani ben. Ama şu an bu kadar oluyor. Süremiz kaç saniye kaldı? Öyle. Zeynep'in yemin ederim aklım. Bir. Bitti. Bir Özlem'inkine bak. Benimki çok temiz. Benimki de temiz. Bakayım dur bir dakika ben karar veririm. Hangisinden temiz? Senin bacak aralarında kalmış. Seninki pişik oldu Berkay. Özlem'in tertemiz. Vallahi temiz şaka bir yana. Ha, şu bacağında biraz kalmış. Senin kalmış ama. Senin net şu bacağında kalmış. Kırdığın bacakta kalmış. Evet vallahi hem kalmış. Hem bacağında kırdın hem vazgeçtim ellemesen çocukları. Evet ne oldu şimdi? Şu an yani net bir şekilde mort sen yani, çocuğun ben... bacağını kırdığın ve çıkarttığın için zaten oradan... Mort ha? Özlem kazandı. Mort şimdi tabii altını ki. Bezleyeceğiz. Belki oradan bir umut. He o da olmaz. Gelsin bezlerimiz. Tamam ben bunu yaparım. Sen sadece düz yerini tamam. Söyle bana. Onun dışında bir şey yok. Düz yerimi söyleyeyim. Onu da kendin bulacaksın Berkaycığım. Tamam okey hazırım. Hadi başlasın 30 saniye. Bekle başladı dur bir dakika. Mı? Dur hayır başlamadı. Başladı şu an. Başladı. Berkay benden kopya çekiyorsun şu an. Kızım bakıyorum işte bakmayayım mı? Bitti. Yalnız en dandik bezi olsun. Ben yaptım. Senin yine bacağı kırıldı Berkay. Abi bebek... Hayır o bebek.
Oo, aynı anda bence bitirdik. Şu an aynı anda gerçekten. Ve gayet de iyi yaptım. Hiç bence... kimse bir şey diyemez. Evet, buyurun. Ama bence beraber... Bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır. Şu arkası... Aa, Berkay'cığım. Bak, içeride olmaz. Kalmış. Bak, böyle olmak zorunda. Bana daha teorik bir şeyler Berkay dedi mesela. Güzel yemek yedir. Onların da... Onunca haricinde bir çocuklara şey yemek başka yedir. Başka ne var mesela? Kıyafet var şu an. O var, onu yaparım. Onları yapar. Hazır sabah Zeynep'i de sen giydin. Hangisi gidin. Benim? Hangisini istiyorsan. Bekle bir saniye. Bak acele sana etme. Mavi geldi. Üçüncü çocuk erkek geliyor mu yoksa? Hadi Allah'ım be. Hadi hayırlısı. Başladı. Sıramız başladı. Başladı. Ha tamam. Niye bana bırakıyorsun? Kulağıma söyleyeyim bu. Kızım şey. Nasıl giydiriyorsun onu mesela? Bir kopya çekme Berkay ya. Bunu ben beceremem ya. Azam vallahi ben yenildim yani. Biraz çabuk. Gösteriyorum. Hadi. Da çocuk boğulacak şu şeyi. Kol mesela nasıl oluyor? Onu nasıl becerdin mesela? Ben yaparım. İki çocuk anasıyım. Şu an şöyle oldu ama. Şu an halledeceğim. Son 3 saniye. 4. Ben üç bir mi? Tane elimle birini giydiriyorum, diğer elimle iki, diğerini giydiriyorum. 1000. Evet. Evet. En azından bir şey giydirdik. Berkay'ın çocuk yani. Mort. Berkay'ın çocuk mort, mort. Demek de. Özlem tabii ki giydi. Bunları beceremem ben abi. Ama hani giydiririm dedin, giydirmeyi yaparım dedin. Daha basit şeyler. Abi 30 değil, saniye değil. Ne yani 30 saniye? Mesela bir tişörtü giydirir. Evet, bu ne mesela altı zıvın diye mi çıt çıtı var. Zıvın bu. Dur şunu şey yapayım. Şimdi saç toplamam var. Saç toplamayı yapabilir misin? Oo, o konuda iyiyim. Bak burada ne var? Bana soruyorsun saç deyince ben biliyorsun. Aa, güzel bir model istiyorum ama. Nasıl? Hmm. Ha tamam hadi. 30 saniye başladı. Abi bir dakika dur, bir saniye. Her sabah çocukların saçını yapıyor abi. O artıda yani. Hani sen 4 saat uyuyup her sabah kalkıyordun. Ha işte. Öyle değil abi. Bu... Ayda bir kere yapar her sabah. Nasıl toplanacak bu? Bir dakika ver onu bana o zaman. Bu saçı kısa. Ben... Ya bebeğini beğenmeyip uzağa vermek ne ya? Al bitti bu kadar. Onu nasıl toplayacaksın sen? Güzel topladı. Sen ya sen şu an dümdüz topluyorsun. İki keçi yapacaktı ona. İki keçi yap o zaman. Ne o? Bak o model yapıyor Özlem şu an. Al abi bu da şey işte vay be. Hadi bakayım alkış aldım. Süremiz bitmedi hocam, süremiz bitmedi. Kaç saniye var? Toplam 10 saniyemiz var şu anda. 2. 10 saniye diyor 3 2 diyorsun. Matematik de gitti. 3 dedi kızım. Dur 10, 15. Şimdi beni belirtme Berkay. 4. 3. 3. Tamam olabilecek en iyi saçı yaptım bence şu an. Bence. Benimki daha iyi ya. Hoş abi evet. Bu arada bu Özlem'in bebeği ama sen çirkin diye bebeğini sattın hem bacağını bak, kırdın. Ben o çirkin saçları ne hale getirdim? En azından düzeltti Özlem. Evet. Bir sıfır da niye? Tamam. Neyse buradan ama Berkay'ın olsun. Bu da benim kusura bakmayın. Vallahi güzel yap. 3'e 1. Şimdi son var. O da ninni söyleme. Aa orada her türlü mahvederim. Hadi söyle. İstersen Özlem sen söyle sonra Berkay çünkü belli ki kanırtacak. Hangi ninniyi söyleyeceğim? Sen söyle de bence bu birer gün. Bir duysun. Ben duysun. Ninni bir duysun. Sen söylemiyorum lütfen. Ya. Klasik müzik açıyorum ya çocuklara nasıl yapayım? Hayır Özlem bence söylesin bence asıl önemli olan. Ya tamam. Karısı beğenmiyorum. Ben de böyle dövdü diye. Ama bir söyle bak. Yazık tamam, günah. Söylüyorum. Biz o eziyeti çekiyoruz. İnsanlar da bilmiyor. Ben şarkımı söylüyorum ya. Söylüyorum. Birazcık alkışla. Bir tane hadi bir tane. Hani hangisi? Sen söyle. Hadi. Hadi bir tane bir parça ama ya. Beni kırma ya. Ya dur. Seni ne kıracağım ben? Hadi. Sabote etme beni. Başladık. Uyusun da büyüsün. Aa çok klasik ya. Değil ama. Asla kötü değilsin. Sen de. Bostancı danayı yemeği tamam. Silahın tamam dedi bak. Ama ne olsun. Ama öyle de anlatıyorsun ki evet. Sanki kulaklarımız acıyacak falan. Neyse sen şimdi kendin söyle bakalım. Ben söyleyemem abi. Ninni bilmiyorsun. Ben ninni bilmiyorum. Ya. Ben yani şarkı söylüyorum yani. Aynı çocuklar bak, Zeynep'in en sevdiği ninniyi söyleyeyim mi sana? Çok enteresan. Zeynep'in sevdiği bir ninni var. Atem tutem ben seni. O ninni değil yani. Ninni ama onu ninni olarak onu kendi sevmiş. Bence ya anneannesi ya babaannesi bir şeyler. Atem, o yaşlılıktan şey yaptılar. Şey, Leğen'de de bebek yıkanıyor şıkır şıkır o ninni de. Atem tutem ben. Ya çok komik. Ne öyle onu çok seviyor mesela. Sana onu evde ezberletiyorum. Zaman, atem ama onu bilmiyorsun. Atem tutamam. Bilmiyorum. Ben atem i̇şte şey, tutamam biliyorum sadece. Yavrum ben seni dedim, şekere katam ben seni. Akşam baban gelince yer önüne atam ben seni. Bir tane sulam ama yanık yanık bir ninni söyle bize. Neydi geçen bir tane bir şey yapmışlar ya. Belki onu şimdi yakalarsın. Şey kırmızı balığı.
Gördüm. Yanındaki yana kırmızı balık söylüyorlardı. O değil mi? Evet evet. Bence onu koyun. Benim çocuğuma onu söyleyebilirim ben. Hadi söyle. Ben hayatta söylemem. Ne? Yani arkadaşlar şu bak şu an bir tane yanık ninni yazıldı. Kırmızı balık söyle. Ama ben bunu söyleyeyim. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı merkez geliyor. Oltasını atıyor. Uyu kızım uyu. Bir şey söyleyeceğim. Özlem kazandı ya. Özlem'e büyük bir alkış. Bravo. Teşekkür ederim. Ya ninni niye söylemez bir tanem? Ay çıldıracağım. Yemin ediyorum bilmiyorum. İnanamıyorum. Hem bacağını kırdın hem çirkin diye bebeği beğenmeyip Özlem'e kakaladın. Bir de ninni söylemedin. Abi saçlar kısa. Saçlarını topla diyorsun. Öyle profesyonelliğim yok. Ama bana dersen ki al bu iki çocuğu sabah 7'den akşam 7'de bize teslim et. O konuda Ferrari gibi düşünebilirsin evet. Yani. Efsaneyim. Hazır hakkını masamız yemeyeyim. Varken ne Cenga yapıyoruz? Bölümümüz var. Cengaver başlasın bakalım. Hadi. Programın en sevdiğim bölümlerinden biri. Evet. Maviler, aksiyon, kırmızılar, soru. Tamam. Aşağıdaki siyahlar ceza. Bir attı mesela, ne oluyor? Kırmızı, direkt renklere bakın, hiç sayılara bakmayın. Kırmızı geldi, kırmızı bir tane taş çekecek Özlem. Şunu aldın işte, bitti. O olmaz. Sen hiç Jenga oynamamışsın. Hiç oynamadım. Baştaki üçü çekemiyorsun. Ah Berkay'ım. Hangover olduğun bir sabah yaşadığın en garip olay neydi? Sen anlat. Bir keresinde küvette uyumuştum. Annem diyor ki, annem bizde, ya diyor bir horlama sesi kapımın diyor yakınında bir yerde diyor. Ne ki anlamadım diyor. Ya anne dedim, bir kalktım ki Erkay. Küvette. Orada, aynı. Yatağı mı anneme bulamadım? De çaktırmamaya çalışıyorum. Anne diyorum sen hayal şey duymuşsundur. Ama son 10 yılda birdir ikidir bu yani. Şey değil yani. Mavi. Bir seyirciyle nişanlanıyormuş gibi kurdeleli tören yapın, kurdeleyi kesin. Bravo. Bravo. Kabul ediyorum. Gel canım nişanlım. Merhaba. Gelsin lütfen. Şey yok mu? Ha? Evet. Evet. Bugün bu şansı çiftimizi nişanlıyorum. Ver evet. Bakayım. Bravo. Oo, Allah mutlu mesut etsin. Bol çocuklu. Tamam kesiyorum. Ya bismillah. Hadi bakalım. Allah mutlu mesut etsin. Evet, Berfu'da. Evet, ben de. Bana da kırmızı geldi. Biz böyle kırmızı kırmızı Özlem'le tat tatlı akarken... O düşer ya. Ay Berfu. Düşer. Düşmez ya. Eşini en kıskandığın anı anla. Oo, bu güzel soru bence. Ay iyi ki sana geldi Berfu. Senin de mi böyle güzel bir hikayen var yoksa? Oo. Senin hiç böyle patakladığın oldu evet, mu? Evet, tabii ki. Benim de oldu, ben de onu anlatacaktım. Gerçekten çok benziyoruz. Sel böyle görünce ah canım benim falan sarıldığı bir anda böyle kalabalık bir yerde çok kız da çok sarıldı. Çok sarıldı bir daha sarıldı sonra öptü böyle kokulu kokulu böyle falan sonrasında ben de böyle bir geldim dedim sen bir çekil falan böyle bir fıçık 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 yapıp böyle evet. Bir paketledim minik bir sürpriz paket sevgiler günü hediyesi olarak. Müthiş olmuş. Senin ne olmuştu? Benim de ona benziyor aynen. Ben de bir paket yaptım. Düşürene bir ceza yok mu abla? Şu aşağıdaki üçlü siyah ceza ceza. Kim düşürürse o çekiyor. Ya havle vela. Bence doğru abi. Bana zaten böyle bir şey gelir abi. Bak enerji. Asla yemem dediğim bir yiyecek söyle. Her şey. Nasıl bir şey yiyelim? Mantı yemem. Ne? Evet. Bak herkes şaşırdı. Antipatik bir şey. Anladın mı? Mantı sevmiyorum. Mantıyı. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Mantı sevmeyen bizden değildi. Bitti mi ya, program? Ya tamam ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten söylüyorum de böyle yapmayın. Yoklamayın beni. Alma abi bitti. Sen benim yapıyorum. Pardon. Bunu bir seyirciye Eser Yenerler dudağı çiz. Kim bu şanslı? Gel kardeşim. Alma falan değil mi? Hayır dudaklarına kardeşim. Dur. Ya alnına niye çizsin Eser Yenerler sen normal dur şöyle öyle dur. Gülerim ben ama. Abi girmeyeceksin. Yok yok sakin ol. Sakin. Öyle dudak nasıl bitecek be birader? Bir daha bir bayağı bir boyaması lazım. Eserin 3 gün sürer bu dudak. Bir aynaya bakmanı rica ederim. Eser için bir alkış alalım. Sağ ol, teşekkürler geldiğin için. Çok sağ ol. Dudakların artık... Eser İnanan'dan dudağıyla
Hayatına devam edeceksin. Berfacığım sen de şu an. Hadi bakalım. %100 düşürecek Berf. Ya bu ne hırs ya? Ben oyunlarda hırslıyım. Abi 150 kere oynadı ya. Al sen. Bir seyircinin koluna istediği dövmeyi çiz. Ne çizmemi istersiniz? Aa, öyle bir şey yok. İstediğin çiz. Özlem söylesin. Avokat. Ya da tavuk çizeceğim. Tavuk çiz, tavuk. Tavuk çiziyorum. Tavuk çiz. Tavuk mu? İçine çiz. Evet. Berf yine var sende bir şey be. Bende var, var. Biraz bir tık kaza benzedi ama olsun. Yok, kanat yapacağım şimdi. Şimdi bu tüyleri. Hayatta yapamam. O kadar yeteneksizim o konuda. Vallahi çok güzel çizdin. Yemin ediyorum. Aniden yeni bir yeteneğim çıksa ya burada. Şu ağzına da bir şey koyayım. Şuraya da yem. Bu kafasında bir şey oluyor mu tavukların? Evet. Dur horoz o ama ibibik çizeyim dur şuraya. İbibibik. Bence tamam oldu. Vallahi. Bravo. Yumurta çiziyorum şuraya üç tane. Dur poposunun altına üç yumurta kısmet anlamına geliyor. Altı üçüncü yap. Çocuk. Bir tane bir detay göstereyim şöyle. İşte Özlem'in yediği gezen tavuklar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. At bakayım. Oo mavi. Öyle yok. Bu çok... Niye yok ya? Koy abi üstüne düşeyim. Ya onun kısmetiymiş. Evet ya. Of ya. İnşallah tamam. Dur ama kötü bir şey çıktı galiba. Eşinle romantik öpüşme sahnesi canlandırıyor. Aşkım onu canlandırmaya gerek yok. Aşkım, yani. Bir tane, bir tane şey var ya, böyle döndürüp öpme. Falan böyle. Bir tane döndürüp yatırmalı öpme yapın. Döndüm yatırmalı. Evet. Ben onu beceremeyebilirim. Yani. Neden? Yani onu biz beceremedik bir kere. Ben böyle bir kere onu denemiştik. Bunu deneyelim falan. Olmamıştı böyle. Yani. Biz onu beceremedik. Bir tane bir deneyin burada ya. Aşkım yapamayız ama deneyelim. Yaparsınız ya. Nasıl aşkım o? Şöyle döndürüp yatıracaksın. Sen beni yatır böyle arkada. Ama döndürme var. Ama şimdi... Tamam, sıra bende. Üstünle oynamaya devam. Abi mavi geldi ya. Senin kısmetin böyle. Oha burada bir tane kaldı. Bence mahvoldu. Bir seyirciye cilt bakımı yap. Gel. Cilt bakımı. Evet bu elimde gördüğünüz ürün. Anlat anlat. Neye, ne yapıyormuş? Şimdi neler bu ne yapıyor varmış? Biliyor musun? Ha. Provitamin B5 varmış. Hindistan cevizi var. Yeşil bir şey var. Avokado bir şey. Avokado ve bazı maydanozlar ve sen emin misin kardeşim? Yediğimiz yeşillikler. Oh, eminim ya. Kale. Mesela bunu yüzüne koyuyor musun gerçekten atıyorum? Banyodan sonra temiz cilde konmuyor diye biliyorum ben. Bunları sen anlatıyor olman lazım. Banyodan sonra temiz cilde koyuyorsunuz. Ay ne kadar güzel. Banyoda Berkay yapıyor. Düzün neresi bu? Evet tavşan karşıya. Burası mı? Tavşan nerede ben göremiyorum. Bu. İşte doğru burnum mu? Burada. Gel sen kımıldama. Tamam. Berkay ters yapıyor gibi. Suyu akıyor. Aşkım tamam, su neyse. Değil o. Avokado. B5 onarıcı. B5 7 9 Hindistan cevizi. Ooo. İnanılmaz oldum biliyor musun? Annem baban izliyor mu bunları? Merak ediyorum. Azıcık yüz masajı da yapsın. Evet. Bana şey bu kadar yakışamaz tavşan birine ya. Güzel mi? Bence harika. 20 dakika yüzünde kalacak. Evet. Bizi öyle izliyorsun. İnşallah mavi gelir. Yes geldi. Be. Ben gözüme şurada bir tane mavi kestirmiştim. Şunlardan biri çıkıyordur. Aa! Özlem kesin ay, gidiyor. Fred Çakmaktaş kostümü giy ve Jenga'yı öyle oyna. Allah'ım. Bunu da eser almıştım. Çocukların okuldaki partisine Fred Çakmaktaş olarak gider diye. Ya. Bana kısmetmiş. İşte. Ya çok iyi değil mi ya? İnanılmaz iyi gerçekten. Bende de Vilma kostümü var. Berkay da evde uzaylı kostümü, elinde telefon şişme attı. Olan mı? Evet. Kaçıran kaçırılmış gibi. Bizde de var, bir de bizde dinozoru da var. Efsane fotoğrafı var, onu göreceğim onu. İstemedi de onu. Çok kibar bir fren. Abi yüzünüz düşecek, ay, bu tarafa geldi. Doğru yanlıyor. Onu çekersen şu an. Ya hiç oynamadım bir oyuna nasıl bu kadar hırslanıp kurallarını değiştirebilirsin ya? Bir fobinden kurtulmak istesen ne olurdu? Yemek. O bir fobi değil arkadaşlar. Avokado. O bir baklava yemek. Ya dünyadaki avokadolar biterse ne yapacağız? Ya benim rahatsızlığım giderse ben ne yiyeceğim? Takıntılıyım. Hangi takıntılı? Çocuklar konusunda takıntılıyım. Ev temizlik takıntılıyım. Kadın siler üzerine ben silerim. Şu birazcık daha böyle bir...
Daha rahat sakin olmak isterdim. Mavi geldi gördüm. Yani otele gideriz, her şey mükemmel derecede yerleştiririm. Diye. Çocuğu da balizene kadar. Sen oteli falan da temizleyen türden bir takıntılı mısın? Mesela, otel evim her şeyi düzenli yaparım. Artık yani şunları alabiliyorum ama. Berkay yani. O da ama temiz. O da. Yo, ben çok... Ama ben de takıntı. Bu benim takıntım. O çektiklerimiz artık onu alamazsın. Aynı şey. Aynen. Yes bu. Oldu. Oh sonunda. Bir seyircinin annesini arayıp bize bebek bakmaya gelmesi lazım diye ikna et. İnanamıyorum. Annesi güzel almak istemem. Annesi mantıklı olan, fırçalamayacak o. Yaşı 25... Sen aşağı olan kim var burada? Mesela senin anneni arayalım en arkadaş. Benim mi? Evet. Okulda olabilir ama arayayım. Tamam işte bak hadi daha gel. 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 Bir dakika ne diyeceğim bir dur. Ne diyeceğiz ama? Dur önce kapat o zaman. Önce ne diyeceğini şimdi ne diyeceksin? Bir seyircinin annesini arayıp bize bebek bakmaya gelmesi lazım. Şimdi nasıl? Dur ben ikna edeceğim. Ben Durun'un arkadaşıyım. Bizim iki tane bebeğimiz var. Durun'un bize arayan bebeğim. Hayır şöyle. Senin yakın arkadaşın kim? Simay. Simay'ın iki tane bebeği Simay oldu. Simay senin şeyin var mı? Kardeşim var. Kardeşin, yani abim var mı? Kardeşim var, küçük. Hayır, senin abin olsa onun annesi bunu bilmesi, yani öyle bir ihtimal var mı? Yalan zamanda. Hayır, mesela abi, tamam Simay'ın ben amcasıyım. Acil bir durum oldu. Bizim de en güvendiğimiz kişi sizsiniz. Ne annenin adı? Nesrin. Nesrin Hanım, gel ben de artık. Allah yar ve yardımcın olsun. Anneciğim, Simay'ın amcası... Atıyorum Berkay abi burada. Gibisinden tamam. Gir gerisi bende. Sen konuşacaksın. Hayır önce oluyor. Ayrılacağım diyecek kızım. Sen konuşacaksın. Efendim anneciğim. Alo anne Simay'ın amcası Berkay abi burada da seninle bir şey konuşmak istiyor. Veriyorum telefonu. Hayırdır inşallah. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Ya şimdi bir şey söyleyeceğiz ama çok saçma gelecek size. Buyurun. Şimdi bizim şimdi yeni bir bebeğimiz var. 10 aylık. Evet. 10 aylık. Evet. Şimdi bizim acil bir durumumuz oldu. Bir aile büyüğümüzün büyük bir nasıl diyeyim kaza geçirdi. Biz şu an bizim evdeyiz, hep beraberiz. Evet. Bu ufaklığı da bizim kızları bırakacağız ama şu an başlarında bırakabileceğimiz kimse yok. Bir tek siz aklımıza geldiniz büyük olarak. Yani Simay'ın annesi olarak öyle yani. Simay. Evet yani. Evet. Acaba onlara siz yani kızlarla beraber birkaç saatliğine göz kulak olur musunuz biz bu hastane işini hallederken? Neredesiniz ki siz? Ben İstanbul'da değilim ki. Saçma. Sen pardon bir saniye özür dilerim. Bu niye söylemiyorsun kızım? Ben kızınıza veriyorum. Al konuş annenle. Televizyon programında izleseydin. Kızım İstanbul'da değil, konum attım İstanbul'a mı geldi? Bari ben Berkay'ım diye konuş ya. Nasılsınız? Ben Berkay. Şarkıcı Berkay. Televizyon programındayız. Birini arayıp bebek bakması için ikna etmemiz lazımdı. Siz ikna olurdunuz da İstanbul'da değildiniz. Ben ne yapayım şimdi? Vallahi ikna olmasına olurdum. Şimdi siz bana kamera şakası mı yaptınız? Ona yakın bir şey. Canlı yayına ben çıktım mı? Sesim mi çıktı? Evet. Sizin sesiniz çıktı. Bunu siz izlersiniz. Benim iki tane de kızım vardı. Kaçırdınız. Aklınızda olsun. Sizleri öpüyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Nesli Hanım alkışlayın lütfen. Saygılar. Anneciğim görüşürüz falan de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Kızım ya annen nasıl... İstanbul'da değilmiş. Söylesene bari bunu bize. Adana'dan gel bize bebek bak mı diyeceğiz kadına. Bu nasıl bir yalan düzeni? Ama dedi ki ben bakardım ama... Vardı ikna oluyordu az kalmıştı. Ama hastalık kalmadı, kaza kalmadı. Biz hep birlikte bizim evdeyiz diyorsun. Ben Simay'ın amcasıyım diyorsun. Bu nasıl bir düzenbazlık? Berfu'yu niye pas geçtik? Geçmeseydiniz özür dilerim. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hadi sen de Berfu'cum. Hayda. Soru senin mi? Soru yine sende. Ben de soyadım. Ya ben iki kere niye yapıyorum ya? Ya hata senin hatan. Tamam dur ben şurada güzel bir kırmızı yakaladım. Bedavaya kaldınız. Evet. Görüyor musun? Şansa gel. Yaptığın en büyük cazgırlık neydi? Arkadaşım bunu bence hemen çözebilirsin. Baba burada haklı olduğum bir şey var. Bir keresinde geçen senenin başında falan Kuzey tenise başlatmaya niyetlenmiştim. Ve böyle ilk ders işte hoca geldi falan filan. Tenis kortu da iki tane, yan kortta da başka biri de oynuyor tenis.
Ve ondan sonra işte çocuk tenis dersi alırken de hoca da işte hadi vurursun, hadi koş falan böyle yüksek sesli normal çocuk eğitiminde olan şeyleri yapıyor. Adam yan korttaki adam birdenbire dedi ki çocuğunuzun sesine dikkat edin, ben burada tenis oynuyorum, rahatsız oluyorum. Ben de dedim ki pardon. Ondan sonra adama doğru yürüdüm, dedim ki o bir çocuk yani bu şekilde konuşuyor ve çocuk eğitimi, siz rahatsız olursunuz siz çıkın. Sonra adam da benim üstüme yürüdü. Dedi ki bu nasıl bir terbiyesizlik, ben böyle bir tenis kültürü görmedim, tenis böyle bir şey değil, siz demek ki tenis oynamaya uygun değilsiniz dedi. Ben de dedim ki ben milli tenisçiyim beyefendi, ne mülazeme. Ondan sonra birbirimize girdik, bayağı güvenlikler geldi falan, böyle bir olayımız var. Orada bayağı bir cazgırlık yapmışım. Aslında bence haklı olduğum bir durum ve cazgırlık da yapmamışsın ama... Yaptım daha, cazgırlık vardı orada. Daha da alt bir şey yapabilirdin yani. Yapabilirdim çocuk varken çocuğa falan, bir de kuzeyi falan çağırıp şey yapıyor. Oğlum sen gel bakayım böyle anne yanlış yapıyor falan diyor. Ne münasebet ya? Özlemci. Senin ağzını burnunu dağıtırmıyor. Kesin Özlem düşürecek. Mavi çok zor ya. Mavi istiyorsun değil mi düşünmemi? Mort zaten düştü şu an. Sana o hazzı vermeyeceğim ben. Hayatım mümkün değil. Mavi yok. Bir tane mavi yok. Orada bir tane var bak. Ah. Sana o hazzı vermeyeceğim. Özlem de çatırt diye aldı bak oradan. Vallahi billahi ya. Eşine şu anda bir şarkı bestele. Ah, bu konular çok iyi. Sen Özlem'e şarkı bestele. Şimdi mi? Yok akşam. Akşam evinde bestelersin. Baş bir şey ona. Hani o zaman Özlem besleyecek. Çok romantiksin aşkım. Yap aşkım. Bestelesene kıza bir tane. Bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Eğer sen yapmak istiyorsan... Çala da bile hırsızlık serbestsin sonuçta. Herkesten kelime alalım. Olur. Tamam. Herkes bir kelime söylesin. 5 tane kelime alıyorum. Avokado. Güneş. Aşk. İskender. Deli. Tamam. Avokado, aşk, deli, güneş, İskender. Tamam. Nasıl bir delisin ki 7-24 avokado yiyorsun aşkım. İskender. Sana diyorum İskender. Sana diyorum İskender yeli. Güneş. Güneşli bir gün. Son mavi. Ya son mavi mi? Seyirciyle kol kola şarap için. Romantik şarap sahnesi. Gel konu dolacak. Nasıl geçti habersiz? Sen bu konuda profesyonelsin. O güzel. Az önce beslediğin şarkıyı söyle bari. Avokado yiyorsun. Ay çok kötü. Durun. Nasıldı? Dur bazı. Nasıl bir kadınsın ki 7-24 avokado yiyorsun, barfu yiyorsun. Hadi artık sonlar patlatıyoruz. Ya zaten patladı. Of ya, zaten ben yamuldu. De patlamasın aşkım. Aşkım sen de yani izleyin sen de aşkım. Yani şöyle söyleyeyim, düşmezse ben de düşeceğini garanti ediyorum. Ama düşecek Özlem de. Özlem çatır çutur tutacak. Özlem inşaat yaptı burada kaldırıp. Sosyal medyadan sana gelen bel altı bir mesaj söyle. Bana öyle hiç öyle gelmiyor ya bel altı mesaj. Benim takipçilerim daha çok anne. Tatlış anneler. Tatlışlar. Benim böyle bir şeyim yok. Kırmızı. Hadi patlat artık. Ay vallahi patlayacak. Patlayacak şu an artık. Yani sadece bir bakmam lazım ilk defa onun içinde. Şu X'i. Hayır sadece şu bence. Sadece o var. Gerçekten şu an bitireceğiz. Yo bu aldım bunu ben %100. Bıyık takıp Yağız abiler gibi ooo. Finalde bu. O zaman sen... Bir sabah Berkay ve Zeynep uyanıp kuaföre gidiyorlar. Hayır. Ve ben uyuyorum. Bir kalkıyorum yanımda biri yatıyor. Kim bu? Berkay hepsini kestirmiş. Aa. Bak, hayır öyle ya. Olmadı Zeynep öyle. Değil aşkım. Hayır Arya öyle mıydı? Değildi öyle değildi. Arya mıydı? Ben gece konserden geldim. Herkes uyuyor evde. Böyle anlatayım mı ona? Ters taktım ben. Ters mi? Bilmiyorum. Evet. İşte gece konserden geldim. Sonra... Evet böyle anlatayım. Sonra kardeş. Arya da uyandı bakın saat 5'te. Anlıyor musun? Anlıyorum. Arya uyandı. Sabah işte 6'ları falan yaklaşıyor gibi. Ben de yüzümü falan yıkadım böyle... Elime jileti aldım, şuralarımı aldım. İşte buralarımı aldım, şuralarımı falan alıyorum. Baba dedi sakalını keselim mi? Hadi kes dedim, al dedim. Ben makineye verdim. Lak diye bir koydu. Dedim Arya ne yaptı aşkım? Baba biraz daha kesebilirim. Kes dedim aşkım. Sonra ben bildiğin şey oldum. Yani 8 yaş küçüldüm. Hepsini kestiniz mi sonra? Hepsini. 0.
Sonra yanıma yatıyorlar. Ben bir kalktım. 23 yaşına döndüm. Şoka girdim. 23 yaşındaydım. Sen de bir daha böyle bir şey giyersen kafanı kırarım. Çok yakışıyor yaş sonu şimdi. Artık çekiyorum ve bitiriyoruz. Kanka zaten bitmeme ihtimali yok. Şu öyle an kalmadı. Şey yapma yani. Ayrıca ilk defa oynadığım oyunda da seni nasıl dağıttığımı gerçekten anlatırız. Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir hırs? Çatık diye hırs koyuyorum. Hırs oyunlarda fenayım. Yeeey! Çek cezanı. Hangisini seçeyim siz söyleyin. Orta. Tamam ortadık diyene alkışlısın abi. Ben öyle iki kişiye ne yapayım. Şey yapabilirsiniz. Kesin ajanlar olabilir. Tamam birinciyi çek diyene alkışlısın. İki. Orta. Tamam bitti aldı iki. Orta. Çek hadi bakalım. Seyirciye lahmacun ısmarla. Avokado. Ödüm koptu bir anda ısmarlayacaklar diye. Ünlü dedikodusu gelsin bakalım. Çok abartma, ben yaparım. Minik minik. Ünlü dedikodusu. Berkay dedikodu yapmayı hiç sevmediğini iddia ediyorsun ama sır küpüsün. Hayır hayır, ben sadece söyleyeyim. Ben insanlar hakkında gerekli bilgilere sahip olup bunları kendi eşimle bile paylaşmayan biriyim. O zaten onu iyi bilir. Çünkü bunun faydalı olduğunu düşünmüyorum ama benim bilmemin bana faydası olduğunu düşünüyorum. Sen bilince sana nasıl bir faydası? Bana anlatıyorlar çünkü. Ben anlatmadığım bildikleri için gerçekten sır küpüyüm. Karakut. Asla. Bugün ama çıkarmak zorundasın bu sır küplüğünü. Uygun bir ücret karşılığı niye olmasın? Lahmacun ısmarlayacağım işte tamam yeterli. Ay, çok iyi hastasıyım çok severim. İnşallah güzel bir lahmacun gelir vallahi. Gelsin bakalım ilk ünlümüz. İbrahim Büyükak mı Murat Boz mu birini seç. Özlem de sende. Of. Yani. Ortak bir karar verin. İkisini de seçsem ikisini de patlatmak isterim yani. İkisini de aşırı seviyorum. Hangisiyle ilgili daha çok dedikodun varsa? İkisini de acayip iyiyim yani. İkisini de çok güzel şeylerini biliyorum. O zaman Özlem seçsin. İbrahim zaten şey, böyle sakin, süper bir çocuk. Evli, mutlu, çocuklu. Ama Boz? Boz bekar bir, evet. Bir, onu patlatabiliriz. Bir canavar. Boz'u verin bana. Murat Boz. Aşkım benim ya. İkisini de hangi soruyu seçiyorsunuz? Tabii ki bir numaralı. Kardeşim bir numara olduğu için. Seçtik. Sarhoş olduğunuz bir gece yaptığınız en saçma şey neydi? Çeşmeleri düşünün. Aslında bir tane düşünün. Aslında bir tane resmimiz var. Şu an bulabilirsen hemen veririz. Onu bulursam bence zaten o gecenin saçmalığını net anlatan bir resim o. Birbirinizi ensenizden falan mı öpüyorsunuz? Biz hep koku... Çünkü Murat'ın öyle bir şeyi var. Biz açlık düşürüz. Alkolde bir seviyeye geldiği anda ense öpüyor. Herkes. Biz... Bu sıra biz Özlem'le böyle duruyoruz. En çok kocamı öpmeyi seviyor bence. Bu şeyde Oğuz'a çok öpüyor. Evet evet. O kadar öpemezsin dedim ya. Benden daha fazla kocamı öpüyor. Hayır hayır abi. Biz abi öyle insanlarız. Biz seviyoruz. Murat'a da problem bekliyorum bu arada. Siz bu arada diğer soruya mı geçseniz? Ben olur olur geçeyim Özlem birini seçsin. Gelsin Boz'un dedikodusu gelene kadar. Bastık bu Enis mi? Zeynep olsun. Enis'le alakalı çok bir şey. Zeynep gelsin. 1-2. 2 olsun. 2. Birlikte yaptığınız bir dedikodu söyle. Ay dur bakayım. Bir Zeynep'le bir dedikodu mesainiz olmuş. Ya öyle grup var. Hani var. Evine bir gün hep beraber yemekler yaptık. Oturduk. Ve kimlerin dedikodusunu yaptınız o yemeklerde? Kim yapacak? Beni mi yaparlar? Yok ya. Fix. Aa. Berkay'ın dedikodusu. Berkay'a oynuyoruz biz genelde grup tanımda. Ama vallahi hiç öyle bir dedikodu hatırlayamadım şu Berkay'la an. Berkay'la ilgili ne dedikodu yapıyorsunuz? Allah sabır versin kardeşim der bana genelde. Buldum. Buldun mu? İnanamıyorum. Bak mükemmel. Sadece şu fotoğrafı birimize atmamız lazım. Bunu buraya yansıtacağım şimdi. Eh be. Sen o sırada Zeynep'le ilgili dedikodu benim var. Benim hiç aklıma gelmedi. Birlikte Berkay yaptığınız ya. Bir dedikodu söyle. Zeynep'le birlikte yaptığınız dedikodu. Söyleyemem. Sorunca gelmiyor işte. Kiminle ilgili olduğunu söylemene gerek yok. Ne olduğunu söyle. Güzel bazı şarkıcılar hakkında konuştuğumuz ne oluyor. Ne konuşuyorsunuz? İnanılmaz yorumculuğu yani muhteşem şarkı söylemeleri hakkında konuşuyoruz yani. Şarkıcının baş harfini söylesen bize. Sen çok iyisin. Hayır ya. Bir tanecik baş harf ya. Bir sürü şarkıcı var bu hayatta. Evet var. İsminin içinden harfler. Söyleyemem. Birkaç tane. Asla söylemem ama bak güzel söyledim. Gelsin fotoğraflar şimdi Çağrı'yı ne kadar sevdiğimiz. Şu Çağrı. Bu Murat. Murat gitmiş. Gerçekten i̇şte, harika. İşte o gece bizim efsane bir geceydi.
Seni öldürecek Berkay. Ben de konuşmayacak değil mi? %1 milyon. Yok, hala çok yakışıklı. Murat'ı böyle fotoğraflar bozamaz. Tamam bari ondan sonra şey koyun, bir resmini koyun da. Yakışıklı fotoğraflar. Evet, kaslı kaslı olanlar. Tamam bir tane şu kaslı resimden koyun da. Birkaç bir şey söyleyeyim. Berna'cığım tamam değil mi aşkım? Yani dursun burada bu. Biraz daha bakmak istiyor musunuz Murat'ım? İşte bizim kokulu öpücük stilimiz bu. Tam böyle gerçekten. O sırada öteki sorumuz gelsin, biz buna yayında koyacağız güzel bir şey. Zeynep'i de aldık, diğer ünlülerimizi görelim. Oğuzhan Koç mu, Murat Dalkılıç? Koç. Oğuzhan. Sorumuz 1-2. 2. 2. Kızları tavlamak için hangi yöntemi kullanır? Arkadaşım son derece sabırlıdır bu konuda. Mesai harcayabilir. Yani kardeşim bu konuda saygı duyuyorum. Nasıl mesai harcar mesela, neler yapar? Çok beyefendi. Yani beyefendi overdose ilgi alaka gösterebilir. Yani hiç olmayacak herkese. Yani son derece acayip beyefendi bir çocuk yani. Overdose bir şekilde ilgi gösterir, alaka gösterir. Yani atıyorum mesela hani 2 kiloyu çok çabuk kaldırırsın ya, çalışmana evet. Gerek yok yani, idman yapmana gerek yok. Ama 50 kiloyu bir anda kaldıramazsın. Birazcık alışkanlık yani, bir çaba sarf etmen ya gerekiyor. Ya flörtleştiği kızları 2 kiloyla 50 kiloya benzetme, inanamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim yani, level bazında arkadaşım son derece taktiksel hareketleri olan bir yılan gibi... Avına yaklaşır mı? Avına yaklaşan muhteşem, sessiz, sakin ve harika bir avcıdır. Kardeşim o konuda çok tebrik ediyorum. Oğuzhan Koç'u buradan yılanlığı açısından tebrik ediyorum Oğuzcuğum. İnanılmazdır benim kardeşim, efsanedir yani bu konuda bir tanedir. İstediğimizi aldık bence dedikodu konusunda ya. Gerçekten verdin bize istediğimizi. Özellikle Murat fotoğrafı unutulmazdı. Tebrik ediyorum. İyi geldiniz. Bir tane defterim var siz gitmeden önce. Defterimi size vereceğim. İstediğiniz içinizden geçen bir şey yazmanızı harika. İsteyeceğim. Sonrasında sizi uğurlayacağım. Uğurladıktan... Senin yazın çok güzel, sen yaz. Olur. İkiniz adına bir tane de yazabilirsiniz. Aa, aynen evet. Öyle yapalım. Bu arada seni de yaptığım bu işte ve eserle yaptığınız diğer işte de aşırı gurur duyuyoruz. Yani ha, çok ederim. Hoşumuza gidiyor. Ve dediğim gibi yani arkadaşlarımın başarılı olması böyle... Aşırı keyif veriyor bana ya. Yani ha, o senin güzelliğinden yemin ediyorum ya. Bak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani çevremdekinin yani uzayan kol bizden olsun ve harika bir şey yani. Ben bayılıyorum yani. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir Sevgililer Günü programıydı. Gerçekten yaz. Sizden başkası da çekmeyi hayal edemem. Söyle. İyi ki geldiniz. Müthiş bir Sevgililer Günü programıydı. Dur defterimi alayım o zaman. Al bir tane. Siz gidince okuyacağım senin yazdıklarını. Berkay'a duyduk bu ben. Arada bize eşlik eden herkesin, buradaki herkesin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış istiyoruz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Sizi uğurlayabilirim büyük alkışlarla. Ben de sizin yazdıklarınızı okuyacağım tekrar. Büyük bir alkışla Özlem ve Berkay'a gelsin. El ele gidiyorlar. Gerçek bir Sevgililer Günü programı. Seni çok seviyoruz. Yaptığın bu işte harika, enerjini daha çok seviyoruz. Kırmızı çorapların çok iyiydi. Ücret kötüydü. Avokadolarımı unutma, nice milyon başarı ya. Seni seviyoruz. 14 Şubat kutlu olsun. Sevgililer Günü bölümünün sonuna geldik. Bugün de talk show perilerini görüşürüz diye kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.